Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafya kurtlar sofrası. 600-700 yıl ayakta kalabilen Osmanlı'yı bile batırmış. Selçuklu'yu batırmış. Frigyalıları batırmış, Lidyalıları batırmış, batırmış. Hepsini gömmüş tarihinde. Gitti Amerika'da kaç tarihin derinliklerine gömülen devlet var? Yok. Bazen bıçağın kemiğe dayandığı anlar vardır. O dayandığı an gelirse biz gereğini yaparız. Ama o çok acı verir. Kayıp yaşatır. Yoksa hani söyleniyor, konuşuluyor işte şöyledir, böyledir. Yani bize tarihte bu tür dersler vermeye kalkanlara biz de zamanı gelince bedelini ödetmişiz. Bunu Birinci Dünya Savaşı'nda deneyenler derslerini almışlar. Yani sırtımızdan vurmaya çalışanları. Efendim işte hep de konuşmuşuz. Razı etmeye çalışmışız. Demişiz ki gelin yapmayın bunu. Kardeşim sen beni sırtımdan vurmaya kalkarsan benim sana cevabım sert olacaktır. Arap coğrafyasından çıkmışız. Sonra olanlara baktığınızda esasında hiç de iyi sonuçlar olmamış. Yemen Türküleri boşuna yakılmamıştır. Onu size söyleyeyim. Dünyada her milletin İstanbul'da gözü vardır. Rusların, Amerikalıların hepsinin gözü vardır. Ayasofya'da gözü vardır. Var normal. Benim de gözüm var. Benim de Misak-ı Milli'de gözüm var. Bunda bir saklanacak bir şey yok. 1920'deki Misak-ı Milli hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kayıtlarındadır. Bölüşelim deyip de bizi önce Mondros Mütarekesi'ne muhtaç edip ardından sözde 433 maddelik Serb Barış Antlaşması'nı önümüze koyduklarında lime lime edeceklerdi bizi. Uluslararası ilişkilerde, alanlarda duygusallık olmaz. Yine güleceksin, ilmi siyaset. Yine oturacaksın, elini sıkacaksın. Dün Sisi'ye öyle diyebilirsin, bugün böyle diyebilirsin. İcap eden o neyse onu yapacaksın. Bundan dolayı kimse kimseyi kınayamaz. Doğru olan savaşırsın, oturursun iki gün sonra masada, uzatırsın elini, dersin ki tamam biz dostluğumuza kaldığımız yerden devam edelim. O zamanın şartlarında 1937 bütçesi zannediyorum 14 veya 17 milyon lira fazla vermiş. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin başının belası bütçe açığı. Bizim başımızın belası şu anda bütçe açığı. Onu bir çözsek ne kadar açığımız biliyor musun? 100 lira, 106 lira harcıyoruz. Lanet olası 6 lirayı bulamıyoruz. Her 100 lirada 106 lira harcıyoruz. 100 lira kazanıyoruz, 106 lira harcıyoruz. Ama 86 milyon olunca 6 lira devasa. Onu bir tasarruf edebilsek, bir bulabilsek. İşte o denk bütçeyi yapamadığınız zaman, çünkü benim hani Allah rahmet eylesin gani gani Necmettin Erbakan Hoca'dan aldığım en iyi şeydir. Denk bütçe, adil gelir dağılımı. Bunlar böyle fantazi sözler gelebilir size. Değil, öyle bir şey yok. Bugün iki yaka denilen mesele var ya, iki yaka deyince aklınıza şey gelmesin. Bir tarafta efendim Trakya, bir tarafta Anadolu diye. İki yaka, iki yakanın bir araya gelmesi lazım. Evinizi düşünün ya. Kazandığından fazlasını harcayabilir misin? Harca. Ele güne muhtaç olursun. Ne yapacaksın? Borçla dönmeye çalışırsın değil mi? Ama o borcu da arttırma. Hala 100 lira yerine 106 harcamaya devam edersen ne yapacaksın? Pahalı borçlanacaksın. Dolayısıyla bizim o konuyu hakikaten çözmemiz lazım. Bence hani beka meselesi deniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bence beka meselesi. Mesela ben şu konuda bazı arkadaşlarla ayrışıyorum. Belki içinizden de. Herkes bir kendi mahallesinde toplanıyor. Ya diyorum ki arkadaşlar bak yaşam tarzları üzerinden bunu yapmayın. Efendim diyor onlar diyor kadına diyor çok diyor ikincil bakıyorlar diyor. Kardeşim bakıyorlar ama diyorum onlar bölücü değil. Onlar bu ülkenin vatanın birliği için çalışıyor. Biz o sorunları çözeriz. La önünde ana sorun duruyor bunu çözsene. Bunu çözemedikten sonra onunla ne yapacaksın? Kendi mahallende kavga edip durursun. Oyunda %25'te %26 yapamazsın kardeşim. Dinlemez seni. Herkes kendi mahallesinde konuşuyor. Baktığın zaman Türkiye Cumhuriyeti'ndeki işte oy dağılımı ortada. %75 sağda. Nasıl alacaksın oradan? Hiç. Fantazi. Hava gazı terkosluyu sadece kendine avutursun. Alamazsın. Dolayısıyla bence Türkiye Cumhuriyeti'nin odaklanma, hani birlik, bütünlük, beraberlik derken, üretme derken, enerji tüketmeme derken
Bence bizim en önemli meselemiz ekonomi. Bu sorunu çözmemiz lazım bizim. İrademizin ipotek altından çıkmasının yolu bizim ne yapıp edip hakikaten böyle kendi mahallelerimizde birbirimizi yemek yerine din, mezhep, etnik kimlik, odur, budur. Kardeşim bunlar karın doyurmuyor. Bunlar da bir şey yap, biz çözeriz bunları. Senin vatan millet bağlılığında bir sorunun var mı? Yok. Ah, bitti. Yurttaşlık. Yurttaşız bak. Ana unsur bu. Yurttaşlık kardeşim. Ülküdaşlık. Yurtseverlik. Hepimiz yurttaş mıyız? Evet. Hepimiz yurtsever miyiz? Evet. Lan bundan ötesi var mı? Efendim o onu şöyle düşünüyor. Ya düşünsün. Çözeriz. Yürürüz bir şekilde. Herkes yerlerde. Irak yerde, Suriye yerde, Ukrayna yerde, Ermenistan yerde, Azerbaycan sayemizde ayakta. İran ne olacağı belli değil. Ne kadar daha yoluna devam edeceği belli değil. Keşke birlikte hareket edebilsek. En büyük müttefikim olsun isterim. Keşke olabilse. Olsaydı. Bilmiyorum tarihi yazgı mıdır? Nedir bunlarla bizim tersimiz? Ta Yavuz Sultan Selim'de başlamış, bir türlü dikiş tutturamamışız. Ya oranın hıncı, ya başka bir şey. Ama çünkü bu Büyük Orta Doğu projesinin bitmesi beklenmez. Siz Sykes-Picot'u duymuşsunuzdur. Sykes-Picot antlaşması veya sözleşmesi vardır. 1900 zannediyorum atmayacağım ama 14 veya 17 bakarsınız. İngilizler ve Fransızların tarihine de bir bakın da ben de yanlış bir söylemeyeyim. Sykes-Picot. İngilizler ve Fransızların Osmanlı İmparatorluğunu bölüşme planıdır bu. Bu iki memleket tabii güneşin batmadığı krallık olarak bilinen Britanya işte Birleşik Krallık ve Fransa yerini Amerika Birleşik Devletleri'ne bıraktı. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın Mike Tyson'ı Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Vurdu ve indirdi. Hala da ekmeğini yiyor. Ve karşımıza ciddi bir sorunla orada karşı karşıya kalıyoruz. Güvenliğimiz itibariyle. Ve şu anda çok kolay çözebileceğimiz sorunda karşımızda emperyal güçler var. Böyle bir memleketi dünyada hiç kimse bulamaz bizim memleketi. Hakikaten sınırlarımız da asla cetvelle çizilmemiştir. Kanla çizilmiştir. Ermenistan attı, karma karışıktır. Orada Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdiki hükümetin öncesinde Mustafa Kemal Atatürk bir içeri hat almıştır. Hançer gibi girmiştir oraya. Aynen Suriye'ye girdiği gibi. Ve onun devamı getirilmiştir. Azerbaycan ve kardeşlerimizle birlikte çok büyük bir başarı elde edilmiştir. Karabağ başarısı muhteşem bir başarıdır. Onu size söyleyeyim. Ümit ederim orada Zengizor hattını tam açıp hayata geçirmek mümkün olur. Ya bunlar tabii hedeflerdir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için diyorum işte maddi olarak da güçlü olacaksınız. Ele güne muhtaç olmayacaksınız. Yatırıma muhtaç bir ülkeyiz biliyorsunuz. Hani yabancı yatırımcıyı arıyoruz zaten. Yani sıcak parayı sevmeyiz. Yani gelsin mecburen sıcak paraya da bazen muhtaç oluyorsun ama esas kalıcı para gelmesi. Kalıcı para da işte burada bir otomotiv devi gelip orada yatırım yapacak. Bu bizim için çok önemli. Burada bir tereddüt yok. Altın için de olabilir diyorum. Fakat bunun hani nasıl söyleyeyim size dengesi ne? Sınırı ne? Mesela 21 kamu kurumunun ÇED'de imzası var raporda. Ben de şimdi size soruyorum. Hani hep siz bana sorun. Ya kim ne hata yaptıysa o ortaya çıksın. Bu 10 milyon metreküp o eğimli araziye ki fay hattı üzerine de koymuşlar. Allah'tan bir deprem olmamış orada. Bu bildiğiniz şey yığılmış oraya. Yığılmışlar. Sonra izlediğiniz görüntülerde akmış. Aha demişler ya bu niye oldu? Bunun bir açıklaması yok. Çünkü senin o şekilde statik hatası yaparak öyle bir yığını oraya koyman yanlış kardeşim. Bu kadar basit. Sonra da koştular korktular biliyorum. Hemen dediler bu Fırat'ı Mırat'ı güvence alalım. Bu siyanür miyanür var diyorlar. Ya bilim insanları açıklama yaptı. Sorun olmaz. Ama günün sonunda devlet kararıyla baraj kapaklarını kapattın sen. Şurada bir hesap yaptım. Bugün de paylaşılmış. 2023 yılında bizim KDV'den topladığımız vergi 505 milyar Türk lirasıymış. Tamam? Aklınızda iyi tutun. 505
milyar Türk lirası. 2024'teki hedef ne biliyor musunuz? 1 trilyon 670 milyarla toplamayı kafaya koymuş, hedefe koymuş durumda hükümet şu anda. %230 zamlar, zam. Yani enflasyon diyorlar, bence kimse şu durumda fiyat indiremez, devlet kızar. Çünkü devlet kaybediyor. Siz enflasyon dediğinizde enflasyon canavarı da devlet için enflasyon canavar değil. Çok ciddi bir kazanç kapısı. Yani düşünebiliyor musunuz? Geçen seneden bu seneye KDV'deki artış %230. Onu da şuradan çıkar. MTV, motor taşıtlar vergisi. Mesela bu sene bir tane daha fazla alındı depremden dolayı. Onun da çarpıcı bir örneği, rakamı çıkardım ama bulamayabilirim. Almaya çalışıyoruz. Yaklaşık 10 veya 15 milyar Türk lirasını toplayamamışız. Ödememiş millet. Ya parası yok ya canı sıkılmış. Ona alamayınca ne yapmış bu sefer? Alabileceği gözüne kestirdiği alkollü bilmem ne alanına demiş ki hop buraya çok kardeş. Sigara içmesin ya demiş. Oraya bunların hepsi rakamlı var. Şimdi sıkıntı ne anlıyorsunuz? Bütçe açığı. Ve biz bu iki yakayı bir araya getiremediğimizde, doğru düzgün yapamadığımızda ve işletemediğimizde açık verdikçe dönüyorsun. Ya siz parayı şuralardan üretemezsiniz. Hani diyorlar ya borç alıyoruz veya para alıyoruz mesela. Londra'dan alıyoruz, Arabistan. Karşılıksız olabilir mi onlar? Hepsini ödüyoruz biz onları. Kim ödüyor onları? Kim ödüyor onları? Vatandaş ödüyor. Vergiyle ödüyorsun. Devlet nerelerden gelir sağlayabilir? Vergi, harç, bir de ürettiği bir şey varsa varlık fonu var ya bizim. Hani her ülkenin varlık fonu var, bizim de var. Onları değerlendirirsin, para kazanırsın, millete fazla olursa dağıtırsın. Yoksa da yani bütçe denk bütçe gidersin. Şimdi dönüyorsun, ne yapıyorsun? Mesela diyorlar ki belediyelerin bütçesini iki katına çıkaracağız. Nasıl çıkaracaksın? Mesela İstanbul Belediyesi'nin bütçesi diyelim ki 7 milyar dolar. Öyle bir rakam. Diyor ki adaylar 14 milyar dolara çıkaracağız. Kardeşim nasıl çıkaracaksın ya? 7 milyar doları sen nereden bulacaksın? Ben size söyleyeyim. Bir, İstanbul'da Beltur'un çayını içiyorsan 5 liraya 10 liraya içeceksin. Evinin emlak vergin, kardeş kusura bakma arttırdık diyecek. Niye? Para lazım. Para lazım. Bunlar güzel konular, bence çok da tatlı konular konuşmak. Çünkü bence her şeyin başı dibi, atamızın bir sözü var ya, ayağını yorganına göre uzatacaksın. Tasarruf. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu da, hani diyeceksin ki ya vizyon bitin, onda bir sorun yok. Ama mesela 3 milyar dolar en son bir borç aldık. 10 yıl vadeli. Hazine aldı. 10 yıl. Bakın önümüzde şey var. Ödeyeceğim faiz ne kadar kardeş? 2,4 milyar dolar. Bir Çanakkale Köprüsü. Ana paranın dışında. Şimdi gözünü kapat düşün. Hayatında gördün mü öyle bir parayı? 2,4 milyar dolar ödüyorsun. O 3 milyar doları niye alıyorsun? İçerideki yamaları kapatmak için. Çünkü faiz yüküm var deli gibi. Dolayısıyla bir yerde bence bizim şunu söylememiz lazım. Herkesle acı reçeteyi alacağız. Belki bir yıl aç kalacağız. Belki 2 yıl aç kalacağız. Belki diyeceksiniz ya hocam 10 bin lira 15 bin lira alan emeklinin lan neyi aç kalacak zaten aç. Bir şekilde kayıt dışıyla götüreceğiz. Götürebildiğimiz hocam, kadar. Esas olan da tabii ki en önemli sorun tabii ki neyi? Kayıt dışını çözersen tüketimi azaltırsın. Çünkü kayıt dışındaki aldığın para cepte cukka ya. Harcıyorsun onu. Ama kayıt dışını alsan içeri alabilsen korkutmadan yavaş yavaş. Mesela benim bir önerim oldu. Dedim ki ya şu dedim vergileri Türkiye'de tek bir vergi kurumlar geri %20'ye çekin dedim. Ama ödemeyene giyotin alın deyim yerindeyse. Şimdi sen düşün bir de fiyatları durduramazsan, hayat pahalılığını durduramazsan siyasetçi şey yapmaz, bakmaz öyle Merkez Bankası başkanı. Millet kapıya dayandı mı, ulan sat ne var ne yok der. Ama diyor ki o da tamam da sat bugün, sat yarın ne yapacağız diyor. O zaman bakarız diyor.
İki grup olmaya başladı. Bu kötü. Bir konfor alanı olanlar, bir de konfor olmayanlar. İktidarın içinden olup iktidara da gidersen yine senin de konfor alanın kayboluyor. Bizim yapmak istediğimiz ise hani Merkez Bankası Başkan Yardımcısı söyledi. Kopan linkleri tekrar bağlamak gerekir diyor ya, bu faiz enflasyon döviz faiz dengesi bozulmuş. Bence hukukta şimdi diyeceksiniz ki ya onu hangi mihraklar yapmış? En son 2023 analizi Dünya Hukuk Platformu'nun 142 ülkede 2015'ten sonra hep geriye gitmişiz. 142 ülkede. Bunun istatistiğini verdiler. Hoş bir istatistik değil. Bizim bazı arkadaşlar dedi ki ya bırak onlar dedi FETÖ'cü metin. Ya ne alakası var? Dünya Hukuk Platformu kardeşim. Bir de görünen köy kılavuzu istemez. Ya sana şöyle söylüyor. Bu Anayasa Mahkemesi bu kararı verdi mi kardeşim? Niye uygulamıyorsun diyor. Evet diyor ki o karar yanlış. Ya diyor, mahkeme kararı ama. Sen işine gir. Mesela Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Dedi ki bu halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu vardır bize. 217'a. Bence dibine kadar anayasaya aykırı. Ama anayasaya uygun buldu. Ne yaptık? Dedik ki tamam. Karara katılmıyoruz ama mahkeme kararı. Şimdi orada tamam diyorsun ona. Mesela MTV geriye dönük motorlu taşıt vergisi olur mu? Tahakkuk etti 2023'te. Hop geriye doğru bir tane de alacağım dedi. Anayasaya verginin kanununa dibine kadar aykırıydı. Ama Anayasa Mahkemesi iptal etmedi. Orada hükümet kalkıp da veyahut da siyaset veya kamu otoritesi bir şey dedi mi? Demedi. Çünkü işine geliyor. Şimdi millet de diyor ki kardeşim böyle olur mu? Yani işine geldiğinde var, o zaman neye dönersin? Siyasetin hukukuna dönersin, partinin hukukuna dönersin, ona dönersin, buna dönersin. Şimdi bu bazı arkadaşlara ha kardeşim sen ne demek? Bak oradan öyle gözüküyor. Yarın bir terse geldiğinde karşında öyle bir güç. Bu defa sana onu tatbik ettiğinde dersin ki ya hukuk yok mu? Der ki ya işte hukuk var, benim istediğim hukuk var. Benim istediğim olursa adalet var, istediğim olmasa adalet yok der. Karşına çıktığında ne yapabilirsin? Yani dolayısıyla bu hukuk konusu hakikaten yani onu siyaset üzerine, bizde şöyle bir şey var. Mesela birkaç örgüt var, suç örgütü, terör örgütü. Bu FETÖ yapılanmasının enteresan bir travması oldu bizim için. Mesela birisine ismi lazım değil bir örgüt mensubu demek kolay değil. Bunu somutlaştırmak. Ama birisine FETÖ'cü demek çok kolay oldu. Ha diyorsun ben size şimdi bir tiyatro yazarım burada. Senaryo. Ya bu öyleymiş dersin. Dolayısıyla bu ister istemez insanlarda ciddi bir korku, endişeye sebebiyet ver. Bundan siyasetçiler rahatsız ama ucu siyasetçilere dokunmadığı için ses çıkarmıyorlar. 17-25 Aralık'ta da 17-25 Aralık oluncaya kadar ben bas bas bağırdım. Bu sözde Ergenekon balyozuna bakın dedim yanlıştasınız, yanlış yapıyorsunuz. Ama ne zaman 17-25 Aralık oldu ki orada avukatlık yaptım ben. Dediler ki avukatlık kanunu gelince tabii her şeyi konuşamıyorsunuz. Allah'ım bunlar neymiş? Biz söylüyorduk sana sıranın sana geleceğini. Geldi. Ne yaptılar? Anayasaya aykırı olmasına rağmen kanun değiştirdiler. Onu yaptılar, bunu yaptılar. Ya sen onu o zaman değil ki daha önce yapacaktın. Mesela İlker Başbuğlar, şunlar bunlar nasıl çıkabildi? Hukuku işlettik de. Hayır. Çünkü 17-25 Aralık olmasaydı hiçbir şey onlara da ağırlaştırmış müebbet hapsi yiyip oraya oturacaktı. Bunu çözmek için şunu yapmak lazım ama hukukun evrensel ilke esaslarının peşinde anayasanı kanunu çıkarıp eğer öyle uygularsan mükemmel bir şekilde ilerleyebilirsin. Ama bu teorideki güzel sözü pratikte hayata geçiremiyorsun. Çünkü bizim ülkemizde hukuk karşısında hiç kimse kendisini A'dan Z'ye güvende hissetmiyor. Zaten o güveni sağlayamadığın zaman işlerin de rast gitmiyor. Yabancı yatırımcı getiremiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki dış mihrak bunlar. Ama ondan sonra gidiyorsun oradan para istiyorsun. Anlatıyorsun yabancı yatırımcılarla günler belirliyorsun, düzenliyorsun. Ya böyle bir çıkmazdayız. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bir darbe ihtimali yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nde darbe ihtimalinin olması için zemin de yoktur. Bu tür bir korkuyla yaşamak da doğru değildir. Bir defa 86 milyonluk bir ülke geçirdiği badireleri dikkate aldığınızda ki geleneksel olmayan bir yapılanmayla karşı karşıya kalmıştır. Biliyorsunuz FETÖ konvansiyonel bir terör örgütü değildir. Geleneksel olmayan bir yapılanmadır. Hala çok aktiftir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde tekrar yapılanıp kapılanması mümkün değildir.
ama başkası çıkabilir mi? Dünyanın her yerinde vardır. Almanya'da da bu vardır. Tehlike vardır. İngiltere'de de vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde de vardır. Önemli olan senin Türkiye Cumhuriyeti açısından bakıyorsan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini ve Cumhuriyeti'nin niteliklerini koruyacaksın. Şu veya bu sebeplerle onlardan taviz verdiğinde, görmediğinde, yani bana seçmen olacak, efendim işte bana yapı kapık ettirecek dediğinde FETÖ'ye, Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, ya bunlar beni kandırdı dedi. Bunlar din, eğitim, din diye dolanıyorlardı. Alnı secdeye gidiyordu dedi. Öyle de değilmiş dedi. Yani alnı her secdeye giden mükemmel değil. Veyahut da dinle ilişkisi olmayan da kötü insan değil. Böyle bakamazsınız. Dolayısıyla ben vatan millet meselelerindeki bakış açım şöyledir. Kim olursa olsun, ne olursa olsun onun benim ülkemin kuruluş felsefesine ve sahip olduğu rejimi neyse, yönetimi neyse ona saygılı olup olmadığıdır. Ben mesela darbe suçunda daha sertimdir. Cebir şiddet değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasayla kurulu düzeninin tehditle de tehlikeye düşürebileceğine inanıyorum. Bak bu çok sert bir düşüncedir. Bunu ben söylemişim, yazmışımdır. Sadece cebir şiddet değil veya tehdit yazın. Çünkü çıkıp bangır bangır bir yerlerde bir Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasayla kurulu düzenini çökerteceğiz diyorsa benim onu cezalandırmam lazım arkadaş. Şu anda evet. Cezalandıramıyorsun. Suç değil şu anda. Anlatabildim mi? İfade hürriyeti diyorlar bu. Örgütler, Almanya'da böyle bir şey atabiliyor musun? Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde git de at bakayım ne oluyor. Bir adım giderse ikinci adımda sen alır götürürler. Sen ne diyorsun, sen kimsin derler. Dolayısıyla her memleketin demokrasisini, hukukunu, milletini, vatanını koruma yükümlülüğü var. İstihbarat onun için vardır yani. Dünyanın en önemli meselesi istihbarattır yani. Onu yabana atamazsınız. Niye biz kendi teşkilatımızla övünüyoruz, daha da iyi olsun diyoruz? Çünkü koruyup kollaması için. Yani bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluş sebebi budur. Dış tehditlere karşı, iç tehditlere karşı anayasayla kurulu düzeni korumaktır. Nitekim Almanya'da da vardır böyle bir yapılanma. Legal yapılanmadır yani. Alman istihbaratı yok mu? Vardır yani. Türkiye Cumhuriyeti'nde paralel yapılanma adıyla bilinen FETÖ yapılanmasındaki hata bugün sadece 22 yıllık döneme sınırlı tutulamaz. FETÖ yapılanmasının giriş gelişme ve sonuç kısmına baktığınızda eskilere dayanır. Ben FETÖ yapılanmasının en azından Türkiye Cumhuriyeti topraklarında tam olarak değilse de önemli ölçüde etkisiz hale getirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı başarılı bulanlardan, onu söyleyeyim size. Bu yani hakkını vermek lazım. Ama maalesef siyasetin şöyle bir çıkmazı var. İki konu var dedim ya, o iki konu hani Mustafa Kemal Atatürk döneminde çözüme kavuşturulmamış. Bunlardan birisi hani bir Kürt sorunu olarak ben algılamıyorum, tanımlamıyorum. Ama terör belası olarak başımızda duran sıkıntı, herkesin değerlendirmesi o konuda kendisine. İkincisi de mütedeyyinlerle olan sorun. Kolay da değil. Bunlar, ama 22 yıllık dönemde ki rahmetli Necmettin Erbakan dönemine döndüğünüzde biliyorsunuz rahmetli Necmettin Erbakan Türkiye Cumhuriyeti'nde Allah gani gani rahmet eylesin Bülent Ecevit Başbakan'la birlikte bütün dünyayı neredeyse birkaç memleket hariç karşısına almak suretiyle iki defa Kıbrıs Barış Harekatı yaptı. Benim hani yurttaşlık dediğim yer burası işte. Burada birleşebilmek. Bunu sağlayabilirsek benim bugün siyasete kızdığım en önemli husus şu. Sağdan soldan fark etmez. Kutuplaşma, ayrışma. Din, mezhep, etnik kimlik üzerinden hala devam eden bayrak ezan muhabbeti ve bunun üzerinden derinleştirilen bu beni rahatsız ediyor. Bunu keşke çözebilsek. Yani bunu sadece Sayın Erdoğan'a atfedemeyiz ki bu tarafa baktığımız zaman Mayıs seçimlerinde gördük nelerin yaşandığını. Dedik ki ya arkadaşlar yapmayın. Eğer buna girerseniz buradan çıkışınız yok ki. Konsolide ediyorsun karşı tarafı. Daha fazla çünkü sayıca fazlalar ve sana inanmıyorlar. Seni kendilerinden görmedikleri zaman oy alamazsın. Pasta belli zaten. Bu oy alabilme yani en iyi şartlarda muhalefet öyle ya da böyle ülkede seçim kazanamadıysa bence şapkayı öne koyup mesela belediye seçimlerinde de şu anda aynı sıkıntı yine devam ediyor. Yine iş yani şu anda siz son Cumhurbaşkanı bugün Rize'de konuştu. İliç'i konuştu mu? Hayır. Ekonomiyi konuştu mu? Hayır. Ne dedi? Bunlar bölücü kardeşim dedi. Bunlar din mezhep üzerinden siyaset yapıyor dedi. Nereye atıp yapıyor esasında?
en kullanışlı vasıtasını veriyorsun. Verme kardeşim bunu ya. Bir verme ya. Bir sus, sussan artı bir puan alacaksın zaten. Konuşmasan kazanacaksın. Fakat mesela bir şer'i hukuk ya anlatamam. Şeriat. Ya şeriat iyi bir şey, kötü bir şey değil ki. Şeriat din kurallarının uygulanması kardeşim. Ne var bunda? Yahudi'ye de gitsen şeriat var. Hristiyan'a da gitsen var. Sen buna kalkıyorsun şunu diyorsun. Kardeşim diyorsun sen şeriat mı istiyorsun? Ya bu bambaşka bir şey. Bunu söylediğinde düşmanlaşıyorsun. Mesela şöyle söylüyor. Ben ısrarla diyorum ki hani madem bu kadar girdik bir cümle daha. Ya yeniden Refah Partisi alternatif bir parti olmalı bu ülkede diyorum. Niye diyorum? Çünkü korkulur ya AK Parti'nin. Tepesinde. Seni dinlemiyor ama onu dinliyor. Bak göreceksiniz çıkacak sonuçları. 415 bin üye kazanmış. Bu çok ciddi bir sayı. Demek ki bir sıkıntı var. İnsanlar arayışta. Ya onu kazansana. Şimdi ona sen bunlar aman İstanbul Sözleşmesi bilmem ne dedi mi o hemen kendi alanına çekiliyor. Yok diyor bunlarla biz yol yürüyemeyiz. Bunu dedim mi buna biz Jacobenci anlayış deriz. Jacobenik siyasi metottur. Çok büyük hatadır. Şöyledir bu. Benim dediğim doğru. Böyle yaşayacaksın. Git de bunu Anadolu'da, Nevşehir'de, Niğde'de, Kayseri'de anlat bakayım. Seni kaç kişi dinliyor? Allah'a yan bakar böyle yaparsa. Buna ne diyor der ya? Hayırdır kardeş der. Aktivist dedim mi yanlış anlıyor. Hocam dedi bana geçen dedi, aktivist diyor dedi. Aktivist dediğim şey. Allah Allah diyor. Bak o kelimeyi bile şey görüyor. Şimdi diyeceksin ki sen ya bu kadar da bir, ne yapalım bu insan ve seninle eşit. Senin yurttaşın. Şimdi vebali ona yıkamazsın. Efendim eğitim öğrenirse iyileştirseydin kardeşim. Dolayısıyla yani siyaset çok enteresan bir şey. Ben şifrelerini çözebildim kendimce. Ama yani eğer alternatif olmak istiyorsan olamıyorsan o zaman şapkayı önüne alıp bir düşüneceksin. Ya idealist bir siyaset gidiyorum diyeceksin hep kaybedeceksin. Ya da çünkü bence bir siyasi partinin varlık sebebi kazanmaktır. Kazanma dışında bir siyasi parti top oynamak için kurulmaz. O %48 zaten istemiyordu iktidarla devam etmeyi. Sen alıp 3 puan koyamadın onun üstüne. Bence oturup bunu bir düşüneceksin. Bunu evet. Nasıl başaramadın diye. Ya bunu bu başarısızlığı başarı diye yutturmaya kalkarsan millete inanmaz kimse sana.